Nesrin Cevatzade. Nesrin Cevatzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın baş şehri Bakü'de doğdu. Annesiyle birlikte 11 yaşında İstanbul'a geldi ve hiç Türkçe bilmediği için Bakü'de bitirdiği ilkokul 4. sınıfı Cent Koleji'nde tekrar etmek zorunda kaldı. Türkçeyi çok kısa bir sürede ana dili kadar iyi konuşan güzel oyuncu, ortaokulu Şişli'deki Özel Bilgi Lisesi'nde bitirdi. Orada okurken okulun tiyatro koluna katıldı. Tiyatro kolunun o sene sahneleyeceği Türkmen Düğünü adlı oyunda rol almaya hak kazandı. Bu oyun Şişli'deki Tiyatro Kare'de sahnelendi. Liseye Şişli Terakki Lisesi'nde devam etti. Burada da tiyatro koluna yazıldı. Ardından Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okuyarak mezun oldu. 5 senede bitirdiği fakültede okurken 5 kısa film çekti. Filmleri aralarında Berlin Film Festivali'nin de bulunduğu çeşitli yurt içi ve yurt dışı festivallerde gösterildi. Ödüller aldı. Şahika Tekan stüdyo oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Üniversiteden sonra Yersiz Yurtsuz adlı TV dizisinde başrol oynadı. Dizinin yönetmeni Cemal Şan, dizinin hemen ardından Nesrin'e Dilber'in 8 Günü adlı filmde oynamasını teklif etti. Nesrin bu filmdeki performansıyla Erzurum, Bursa ve Ankara film festivallerinde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Hemen ardından yine bir Cemal Şan filmi olan Acı'yla da yeniden Erzurum Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Bu film ardından ara verdiği televizyon kariyerine ATV ekranlarında yayınlanan Samanyolu adlı diziyle devam etti. 2011 yılı itibariyle yine ATV ekranlarında yayınlanan Al Yazmalım dizisinde oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği Güzel Günler Göreceğiz ve Murat Saraçoğlu'nun yönettiği Yangın Var filmlerinde başrol oynadı. Güzel Günler Göreceğiz filmiyle Antalya Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu, Ankara Film Festivali'nde ve Magazin Gazetecileri Derneği ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ödüllerini aldı. Yangın Var filmiyle yine Ankara Film Festivali'nde ve Sadri Alışık ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ödüllerine layık görüldü. 2011 yılında Cengiz Aytmatov'un ünlü eseri Selvi Boylum Al Yazmalım'dan senarist Mahinur Ergun tarafından uyarlanan Al Yazmalım adlı dizide Seçkin Özdemir, Özge Özpirinçi, Barış Falay, Saygın Soysal, Ahmet Saraçoğlu, Gözde Kansu, Zeynep Arolat, Macit Koper'le birlikte yer aldı. Nesrin çay içmeye, ev yapımı reçellere, hamur işlerine, bazen spor yapmaya, bazen yan gelip yatmaya, müzik dinlemeye, dans etmeye, dergi karıştırmaya, en yakın arkadaşlarıyla zencefile gitmeye, güzel kokan sabunlara, tütsülere, sevgilisiyle film izlemeye, hayvanlara, özellikle kedileri Apiku, Chico, Micho ve Haiku'ya, sıcak yaz günlerine, denize, annesiyle yaptığı uzun yürüyüşlere, bir gün çekeceği uzun metraj filmin senaryosu üzerinde çalışmaya, flamenkoya ve isyankar ruhlara meraklıdır. 2012 yılında Ağır Roman'ın televizyon uyarlaması olan Ağır Roman Yeni Dünya dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutlu Ataman'ın son filmi Kuzu, Erol Mintaj'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbi'ni anlatan Son Mektup'ta yer alan oyuncu, Kuzu'yla 51. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.
2014 yılında Küçük Ağa adlı dizide Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Zeki Alasya, Emir Berke Zincidi, Ruhsar Öcal, Remzi Evren, Kayhan Yıldızoğlu'yla birlikte rol aldı. 18 Mart 2015 tarihinde vizyona giren ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı Son Mektup adlı sinema filminde Tansel Öngel'le birlikte başrol oynadı. Filmde diğer rollerde Bülent Şakrak, Ozan Gözel, Hüseyin Avni Danyal, Barbara Sotelsek gibi oyuncular oynadı. 2016 yılında Show TV'de yayınlanan televizyon dizisi Kış Güneşi'nde Efruz karakterini canlandırırken başrolleri Şükrü Özyıldız ve Aslı Enver paylaştı. 2017 yılında Puhu TV'de yayınlanan Fi ve Fox'un uyarlama dizisi Bizim Hikaye'de yer aldı. 2018'de ise gerilim türündeki babasının ölümünün ardındaki sırrı çözmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu edilen El Desen Tierro'yla Beyaz Perde'ye geldi. Ve belki de kariyeri ve özel hayatı için dönüm noktası olan 2019 yılına gelindiğinde Aşk Tesadüfleri Sever ve Cemil Şov'un filmlerinde yer aldı. Aynı yıl Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna katıldı. 2021 yılında halen Şahika karakteriyle dizide yer alan oyuncu entrikalarıyla herkesin beğenisini kazandı. Ayrıca diziye kendi gibi sonradan katılan ve birkaç bölüm yer alan Gökhan Alkan'la tanıştı. Bu tanışma ona sosyal medyada bile dilden dile dolaşan bir aşkı getirdi.